Kobi Desteğe hoş geldiniz. Bu haftaki programda ihracat konusunu konuşacağız. İhracatta yeni pazarlar mümkün mü diye bakacağız. Çok uluslu şirketler, Türkiye'nin büyük şirketleri yurt dışına atılımda şu aralar, yatırım atılımında. Çok sayıda haber okuyoruz hep birlikte. Peki Kobiler için de fırsatlar var mı? Kobiler sınırlarını nasıl aşabilir? Fırsatlar nerede? Nereye yoğunlaşmalar? İşte bütün bunları konuşacağız. Varsa sorularınız Twitter üzerinden @BloombergKT adresimiz biliyorsunuz. Lütfen gönderin. Aynı zamanda görüş ve önerilerinizi de her zaman bekliyoruz. Bugün stüdyoda konuğum İTO Meclis Üyesi Veysi Cengiz. Veysi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz şöyle özet yaptım ama çok sayıda haber okuyoruz. Biz de burada haberlerimizde bahsediyoruz. Adeta bir yurt dışına atılım süreci yaşanıyor. Tabii mevcut konjonktürün de etkisi var. Fırsatlar krizle birlikte fırsatlar da yaşanmakta ama diğer yandan sıkıntılar da var. Kobiler için tablo nasıl diye bakalım dedik. Şöyle başlayalım. Özellikle ihracat tarafında önünde Kobilerin ne tip engeller var? Bugün nerede en çok sıkıntı çekiliyor? Şimdi bildiğiniz üzere bizim Kobilerimizin üretmiş oldukları ürünler orta ve düşük teknolojili ürünler. Tabii düşük ve orta teknoloji ürünler üretince bunların rakibi dünyada çok. En başta da Çin olmak üzere. Hı hı. Tabii eğer siz bunları dünyada herhangi bir ülkeye yolladığınız zaman birincisi Çin'le rekabet etmek zorundasınız. Çin'le rekabet ederken Türkiye'deki fiyat avantajları, elektrik maliyetleri, işçilik maliyetleri bunları göz önünde bulundurursanız biraz rekabetimiz o konuda biraz aşağılarda. Bu arada Avrupa Birliği ülkelerine eğer bu tür ürünleri gönderiyorsanız ve ülkede bu ürünün benzeri üretim oluyorsa bu sefer de teknik engellemeyle karşılaşıyorsunuz. Hı hı. Ne yapıyorlar teknik engellemeyle? Gümrüklerden malları bekletme, ilave testler yapma, ilave masraflar çıkarma. Bu da bizim tabii karlılığımızı düşürerek rekabet şansımızı azaltmak. Hı hı. Şu anda mevcut rota nereye çevrilmiş durumda? Kobiler ağırlıklı nereye ihracat yapıyorlar? Şu anda bizim rotamız Orta Doğu ülkeleri, hı hı, genelde. Bu arada da tabii bir fırsat da doğmuş durumda. İstikrarı bozulan, hı hı, Orta Doğu ülkelerindeki üreticiler ve sanayiciler ülkemizde yatırım fırsatları aramaktadır. Çünkü mevcut ellerinde bulunan pazarlara ürün bulmak için ya yatırım şirketlerine, hı, sermaye şirketlerine ve sanayi şirketlerine ortak olmak için ortamlar aramaktadır. Hı hı. Peki bundan sonraki dönem nasıl olmalı? Şimdi ben sık sık programlarımda da bahsediyorum, konuklarım da anlatıyorlar. Yeni pazarlardan bahsediyorlar. İşte siz dediğiniz fırsatlar da yaratıyor ama Orta Doğu'daki süreç epey bir sıkıntı da yarattı ihracat, evet, tarafında Türkiye açısından. Avrupa'nın durumu malum. Orada bir resesyondan bahsediyoruz. İşler zorlaştı. Bunun yerine işte bir dönem hatırlarsınız Afrika çok ön plandaydı. Hala Afrika'ya yatırımlar var. Güney Amerika şimdi herkes gözünü oraya çevirmiş durumda. Üstelik Şili gibi, Peru gibi bizim daha önce duymadığımız Brezilya hatta, hı, ülkelere girişimde bulunan şirketler görüyoruz. Bunlar orta ölçekli şirketler de olabiliyor, büyük şirketler de olabiliyor. Acaba fırsat nerede? Siz bakıyor musunuz ya da üyelerinizden duyuyor musunuz öyle enteresan pazarlara açılanlar, açılmak isteyenler? Evet, bizim genelde üyelerimiz Afrika'daki pazarlara büyük yatırımlar yapmaya çalışıyorlar. Hatta birkaç tane meclis üyesimiz de var. Hı hı. Genelde tarımsal yatırımlar yapan, hayvancılığa yatırım yapan, bir kısmı da sanayi yatırım yapan üyelerimiz var. Mesela Sudan'da yatırımı olanlar var. Ama genelde tabii ki dediğiniz gibi daha uzak bölgelere yatırımların fırsatları kullanıyor. Bu konuda bizim İstanbul Ticaret Odası'nın ihtisas komiteleri var. Bu komitelere genelde dışarıdan kişinin uzmanlarını, olayın uzmanlarını çağırmakla beraber meclisimizde bulunan uzmanlarla beraber ortak toplantılar yapıp yatırım fırsatları nelerdir, bunları aslında değerlendiriyoruz. İş yapmak nasıl oralarda? Bilmediğimiz pazarlar, yeni pazarlar, uzak pazarlar. Kolaylıkları, sıkıntıları konusunda bilginiz var mı? Yani buradan her isteyen, oradaki fırsatları araştıran gidip orada yatırım yapabilir, iş yapabilir durumda mı? Şimdi şöyle, genelde ihracatçılar meclisi, tim vasıtası İstanbul Ticaret Odası vasıtasıyla o bölgelerde araştırma geliştirme gezileri gerçekleşiyor. Tabii bu geziler yapılırken oradaki yatırım fırsatları, hı hı, yetkili otoriteler tarafından yatırımcılarımıza anlatılıyor. Aynı zamanda dış ticaret müsteşarlığımız bu konuda detaylı bilgileri verebiliyor. Tabii bunları inceleyerek, fizibilitesi yapılarak orada ne tür yatırımlar yapılabilir, araştırılabilir. Hı hı. Ama şu anda çok özellikle Kobiler'de bu tür hevesin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Kobiler gerçekten çok sıkıntı. Çünkü finansman ulaşımları zor, itisam problemleri var. Hı hı. Bu arada bildiğiniz üzere
Türkiye'deki KOBİ'lerin ortalama çalışan sayısı 16. Yani çok küçük ölçekte KOBİ'lerimiz şu anda faaliyetteler. İnşallah bunları artırırsak, inovatif ürünler, katma değerli ürünler üretirsek tabii ki o ülkelerde de yatırımlarımızı veya o ülkenin teknik altyapısını yaparak üretimleri yapmayı düşünüyoruz. Şimdi küçük ölçekliler için tabii tablo çok sıkıntılı. Onların büyüyememe sorunları var. Küçük kalıyorlar ya da ortadan kayboluyorlar. Ama bir de tabii KOBİ tanımı da çok geniş, kapsamlı bir tanım. Biraz orta ölçeklilerden bahsedecek olursak aslında orası için de yeni fırsatlardan bahsediyoruz. O tarafta da sıkıntılar var ama geçtiğimiz günlerde bir davetteydim. İki tane çok değerli KOBİ ile tanıştım. Bir tanesi alüminyum üreticisi, bir diğeri otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteriyor. Dünyanın her yerinde fabrikalar yapmışlar ve ciddi katma değerli ürün üretip gönderiyorlar. Biraz iyi örneklerden de bahsetmek lazım. Evet. Onları sordum tabii nasıl bu mevcut dünya düzeninde ihracat yapmak, o pazarlarda faaliyet göstermek. Zorlukları olduğunu söylüyorlar. İşte kurdaki tablodan etkileniyorlar, volatiliteden etkileniyorlar, Türk lirasının performansına etkileniyorlar ama yine de bir şekilde oralarda var olmayı ve rekabet edebilmeyi sağlayabilmişler. Bunun arkasında da örneğin kurumsallaşmak yer alıyor. Daha organize iş yapmak yer alıyor. Acaba yeni dönemde bu doğrultuda İton'un öyle faaliyetleri var mı bilmiyorum ama daha doğrusu şöyle sorayım. Nasıl aşabilir KOBİ'ler sınırlarını? Tabii dediğiniz çok doğru. Yani kurumsallaşmaktan geçiyor bunlar. İton'un da üniversitemiz vasıtasıyla bu tür kurumsallaşmayla ilgili çalışmaları var. Gerek üyelerimize gerekse üyelerimiz dışında olanlara da bu tür kurslar, seminerler, bilgiler vererek nasıl kurumsallaşırız, KOBİ'leri nasıl daha iyi şartlara getirebiliriz, bu tür araştırmaları var. Bunun da tabii çok faydası olduğunu görüyoruz. Ama şunu söylemek isterim. Ülkemizdeki KOBİ'lerin üretim yelpazesi maalesef düşük orta teknoloji ürünler. Eğer katma değeri yüksek teknoloji ürünlere geçmez isek maalesef dünyadaki rekabet şansımız azalacak. Bunun için ben şunu önermek isterim. Özellikle bizim abilerimiz, yüksek teknolojide ürün yapan sanayi kuruluşlarımızın bize bir kulvar açmaları lazım. Bakın ben özellikle elektronik sanayinde yüksek teknoloji kullanan çok önemli firmalarımız var. Bu firmalarımızın bizlere kulvar açacağını düşünürken kendilerinin inşaat sanayinde veya inşaat şirketleriyle daha çok isimlerinden bahsettiklerini duyunca hakikaten hayal kırıklıklarına uğruyoruz. Çünkü teknolojiyi üretmek, teknoloji altyapısına ve mühendislik disipline sahip olan ülkeler tarafından üretiliyor. Bu tür firmalarımız da bu altyapıyı alıp kendi firmaları içerisine geliştirip bizlere teknoloji altyapısı olarak sunmaları gerekiyor ki biz dünyada rekabet edilebilirim. Bakın benim sektörüm tıp sektörü. Biz tıbbi cihaz üreticileriyiz. Tıbbi cihaz üretimi gerçekten teknolojiye dayalı bir üretim. Ve ülkemizde de üretimi çok az. Şu anda cari açık veren %15 üretimi olan bir sektör. Bunun için elektronik sanayinde ve elektrikte olan tüm gelişimler bizim sektöre adapte edilebilir. İşte biz burada onların yapmış olduğu, geliştirmiş olduğu bu adaptasyonu kendi firmalarımıza adapte ederek yeni ürünler bulmak istiyoruz. Yeni inovatif ürünler bulmak istiyoruz. Bunlarla dünyaya açılmak istiyoruz. Bakın devletimiz gerçekten araştırma, geliştirme ve teşviklerle büyük destekler sağlıyor şu anda. İşte bu büyük kuruluşlarımızın bize bir kulvar açmaları gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde bakın ben size bir başka örnek vereyim. Şimdi siz bana sorabilirsiniz. Nasıl inovatif bir ürün üretilebilir ülkede? Onu açık net olarak söyleyeyim. Bakın yine çok büyük bir sanayi şirketimiz var. Üniversitesi var, hastanesi var ve sanayi kuruluşu var. Orada kullanıcısına sorabilir. Sayın kullanıcı, nasıl bir ürün hayal ediyorsun ki sen buradaki hastanın tedavisi için nasıl bir yelpaze açabilirsin diye sorabilir. Bunu hayal eden doktor, cerrah oradaki üniversitesine ve bilim adamlarına gidip eğer benim böyle bir hayalim var bunu lütfen tasarlayın diyebilir. Bunu dünyada çok uluslu büyük şirketler aynı bu şekilde yapıyorlar. İşte bizimkilerin de yapması Şimdi lazım. Şimdi bir bunu. Küçük müsaade istiyorum. Büyükler ne yapıyor noktasında bir telefon bağlantım var. Doktor Cem Bülent Ünal'la konuşacağız. Kendisi şöyle MCBDC biz Business Development Consultancy şirketinin yani danışmanlık veriyorlar kendileri. Yönetici ortağı. Merhabalar Cem Bey.
Merhabalar Hande Hanım, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz burada KOBİ'leri konuşuyoruz. Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihracat tarafında yakalayabilecekleri yeni fırsatları, dünyaya açılımlarını. Siz biliyorum Türkiye'nin genel olarak Türk şirketlerine bu alanda önemli destekler veriyorsunuz, danışmanlık yapıyorsunuz. Aynı zamanda alanı da takip ediyorsunuz. Biraz büyüklerden başlayalım. Nerede fırsat görüyorlar, nasıl yatırım yapıyorlar? Önümüzdeki dönemde bir ataktan konuşuluyor, bahsediliyor. Bu nerelere ve nasıl olacak? Önce buradan başlayalım, sonra da küçük ve orta ölçekli işletmeler ne yapar? Sizin görüşlerinizi de orada alalım. Ya, mevcuttaki Türkiye pazarına şöyle incelersek, biliyorsunuz son yıllardaki Türkiye ekonomisindeki gelişmelere istinaden sermayenin de belirli bir birikime bağlanmasıyla beraber Türkiye'deki büyük şirketlerimiz, büyük gruplarımız daha çok satın alma yoluyla şekilde büyüme trendine girmiş durumdalar. Son zamanlarda da gördüğünüz büyük gruplar dünyanın ünlü markalarını büyük şirketleriyle ortak joint venture projeler de yapıyorlar. Bu bağlamda belirli bir direkt yatırım anlamında satın almalarla büyüyorlar yurt dışında veya uluslararası pazarlarda. Biz de bu bağlamda bu büyük şirketlere fırsatlar olabilecek pazarları araştırıp, fizibilitelerini araştırıp kendilerine sunuyoruz. Bu bağlamdaki pazar olarak, bölgesel olarak önerilerimiz daha çok Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya gibi, Estonya gibi pazarları, biraz bu yeni pazarlar, yeni Avrupa Birliği ile beraber büyüyebilecek pazarlara, gelişmeye açık pazarlar öngörü Avrupa bölgesinde. Zaten belli bir şekilde Dubai, Orta Doğu civarında, oralarda bir köprü olarak kullanmak üzere Uzak Doğu'ya veya diğer pazarlara ulaşım için Orta Doğu'nun belirli pazarları olabilir. Bir de zaten geleneksel olarak Türk şirketlerinin çoktan beri yatırım yaptığı Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan gibi bölgeler şu anda gündemde. Ama yeni pazarlar olarak Afrika şu anda araştırmalarını yaptığımız pazarlardan bir tanesi. Güney Amerika'da bazı bölgeler, Brezilya, Şili, Arjantin ekonomisinin şu anda dayanıksız olması sebebiyle bu şekilde çeşitli pazarlar da yatırımlar devam ediyor. Peki hangi alanlarda, bu pazarlarda özellikle öne çıkan alanlar, sektörler var mı? Özellikle bizim daha çok rekabet edebileceğimiz alanlar olabilecek diye düşündüğümüz teknoloji, yazılım teknoloji alanlarında bir endüstri olarak söyleyebiliriz. İkinci, bizim geleneksel makina, otomotiv, yan sanayi şeklinde birkaç tane çalışmalarımız var. Bunun yanında üçüncü, kimya sektöründe önemli çalışmalar var. Ve demir çelik sektöründe çalışmalar var. Bu 3-4 genel alanlar var. Bunun dışında yine ilaç sektörü olsun, gıda sektörü, tekstil sektörü gibi geleneksel bildiğimiz çoktan beri faaliyet gösteren sektörlerde devamlı olabiliyor. Ama yeni olarak, teknolojik olarak teknoloji, söylediğim gibi gıda, kimya gibi sektörler. Peki bakıyoruz büyük ölçekli Türk şirketlerinin sınır ötesindeki varlıkları uzun bir zamandır devam etmekte, yeni dönemde de artacak. Peki daha küçük ölçekli şirketler için de fırsatlar var mı? Bu sizin araştırma yaptığınız pazarlarda, öne çıkan saydığınız sektörlerde daha küçük ölçekli Türk şirketleri de iş yapabilirler mi? Nasıl görünüyor tablo şu anda? O bağlamda da şu şekilde söyleyebilirim Hande Hanım. Zaten var olan Türkiye'deki girişimci ruh ve KOBİ'lerdeki kuvvet veya bir istek değil, arzu her zaman var olan bir şey. Ve cesaret de bununla beraber riski de alma düşüncesi bu KOBİ'lerde ölçeklerinde hepsinde var olan bir şey. Ama tek bu pazarlara
ulaşılabilmek için sistematik, belli bir doğru bir iş planı, doğru bir fizibilite ve kararlılıkla gidilmesi lazım. KOBİ'lerde belli bir sermaye ve bu tip bir sürdürülebilir bir yatırım perspektifinin öncelikle yaratılması söz konusu. Yani sadece istek veya imkanlardan çok sürdürülebilirliğinin ilkesel olarak veya yapısal olarak KOBİ'lere yerleştirilmesi, bir yönetim tarzının öncelikle yerleştirilmesi gerekiyor. Yani 5 senelik bir iş planının, en azından 10 senelik bir iş planını öngörerek bunun arkasında durulabilmesi lazım. Burada da iki tane kriter var. Birisi, söylediğim gibi organizasyonel olarak veya yönetimsel olarak bunun arkasında ve pazarı, fırsatı iyi yakalayabilecek ve ürün olarak bunu sürdürülebilir kılmak. İkincisi de finansal olarak, sermaye olarak bunun arkasında durabilmek. Bu iki tane kriteri çerçevesinde belirlenecek stratejiye dönük olarak belki KOBİ'ler birleşerek tek bir tüzel kişilik olarak belli bir pazarda belli bir şirketi satın alabilir veya o pazara yatırım yapılabilir. Yani bir eskiden imece usulü dediğimiz, bizim geleneksel olarak imece usulü yatırımlar yapılabilir veya güçlü KOBİ'lerimiz belli bir iş ortaklıkla, belli ortaklıklarla, sermaye gruplarıyla beraber ortaklıklarla kendileri ürün ve know-how'ı sağlayar. Yatırımcı veya finansman kuruluşu da bunun finansman ayağını sağlayarak belirli pazarlarda büyümeyi sağlayabilirler. Bu bağlamda, yani bu altyapıyı ya da bu yapıyı oluşturduktan sonra söylediğim pazarlarda her tarafta belirli bir araştırmayla, belirli bir fizibiliteyle fırsatlar yakalanabilir. Dünya, çünkü artık global bir dünyadayız. Ekonomi Türkiye olarak bakılmıyor artık, Türkiye ekonomisi olarak. Global ekonominin parçasıyız. Önemli olan bizim kendi altyapımızın, yapımız ya da organizasyonel yapımızın doğru şekillenip ona göre pazarda büyümeye doğru hareket etmek şeklinde söyleyebilirim. Aslında çok güzel özetlediniz. Çok da fikir olarak da çok katma değerli bir fikir aslında. Birazdan konuşacağım İTA Meclis Üyesi ve İSİ Bey benimle birlikte. Şunu da sormak istiyorum size. Bu verdiğiniz örnekleri dünyada bulabiliyor muyuz biz? Bunu yapan ülkeler, bunu yapan KOBİ'ler var mı dünyada? İmece usulüyle yatırım yapanlar ya da büyük ortaklıklarla, az önce saydığınız üzere. Evet, evet. Şöyle söyleyeyim, imageyi ben aslında bir benzetim olarak söylemiştim. Yani doğrudan böyle imece usulü değil de, ama bizim özellikle kuzey ülkeleriyle çalıştığımız tecrübelerimizle, yabancı şirketler kuzey ülkelerindeki tecrübelerimizde elde ettiğimiz bir case'lerden bakarak söylüyorum. Burada 4-5 tane belirli sektörde faaliyet gösteren, birbiriyle rekabet içinde olan firmalar kendileriyle bunları destekleyerek, bunun yanında tabii hükümet veya finansal kuruluşlar da destekleyerek farklı pazarlar açılımlarını şekillendiriyorlar. Şirket satın alma, şirket ortaklıkları şeklinde. Buna, yani biz genel anlamda bu yapan kuzey ülkelerinde çeşitli deneyimlerimiz oldu ve yapılıyor. Hı hı. İkinci bir şey de belki hani bazı ihracat, Exim Bank'ın da yaptığı gibi bazı riskleri, finansal riskleri de taşıyacak sigortalar da sağlanabiliyor. Yani sadece Exim Bank değil, sigorta şirketleri de özellikle küçük girişimci yatırımcılar veya küçük son günlerde çok popüler olan hani girişimcilik, melek yatırımcılık gibi küçük ölçekte diyebileceğimiz teknoloji veya diğer sektörlerde bazı yatırımları sigorta ettirebilecek yapılar da oluşturuyor. Yani sigorta şirketleri bu yatırımları da sigortalayan ilginç deneyimler oluyor. Ya bunların araştırarak Türkiye'ye adapte edilmesi de mümkün olabilir, ama sorunuza istinaden önerdiğim yöntemi yapan ülkeler ve pazarlar var Hande Hanım.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Ünal değerlendirmeleriniz için. Doktor Cem Bülent Ünal'ın değerlendirmelerini dinledik. İmece usulü güzel bir fikirmiş. Evet. Ben çok sevdim. Bilmem İTO bünyesinde böylesi bir girişim olabilir. Aslında biraz daha açıklayınca demek istediğini daha iyi anladık. Diyor ki bir araya gelmek, evet, birlikte olmak, rekabeti de birlikte yapmak gerekir. Ama buna da mutlaka hükümetin desteği ve finansman garantisi eklemek gerekir diyor. Bilemiyorum şu anda bakış açısı nasıl COBİ'ler arasında, böylesi işbirlikleri görüyor musunuz siz ya da olabilir mi yeni dönemde? Ya olmayacak bir şey değil ama maalesef bizim kültürümüzde ortaklıklar yürümüyor. Siz de biliyorsunuzdur. Bu tür deneyimler çok oldu, girişimler çok oldu ama bizde küçük ölçekli firmaların ortaklıkları maalesef yürümüyor. Küçük olsun benim olsun mantığı hala devam ediyor. Bu da maalesef ne ürün geliştirebiliyoruz ne de pazar artırabiliyoruz. Yalnız şunu söylemek isterim. Sayın Cem Bey'in anlattıkları evet gerçekten çok doğru ve güzel şeyler. Bizim özellikle inovatif ürün ve katma değerli ürünle ilgili en önemli gördüğüm uygulamalardan birisi offset uygulaması. Biliyorsunuz yurt dışındaki firmanın teknolojisini getirip ülkenizde kendinize adapte eder ve ne kadarını yurt dışına ihracat yapar diye bir ihale açılıyor onunla ilgili biliyorsunuz. Evet. Ve burada devlet alım garantisi veriyor. Bunun uygulamasının biliyorsunuz bu F-16 uçaklarındaki TAİ'de uygulaması oldu. Çok da başarılı oldu. Bu uygulamanın gerçekten katma değerli ürün yaratmak ve ihracatı için çok önemli olacağını düşünüyorum. Bu offset uygulamalarının özellikle küçük KOBİ'ler veya orta dereceli KOBİ'lerde uygulanmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Biraz önce Cem Bey'e gitmeden önce ARGE'den bahsediyorduk. Özellikle katma değerli ürün tarafında biz geçen hafta konuştuk üretim modelini KOBİ'lerin daha katma değerli ürün nasıl üretirler diye. Yine dönüp dolaşıp iş tabii finansman zorluğunda, bakış açısında vesaire kitleniyor ama sonuçta bunu da konuşmak lazım bir yerden bir açılım yaratabilmek adına ki yaratanlar da var. Herkes için geçerli değil. Teşviklerden bahsediyorduk. Önemli teşvikler var dediniz. Aslında bu ayrı bir programın konusu, biz de yapacağız önümüzdeki dönemde ama siz yine bizi bu konuda bilgilendirebilir misiniz? Ne tür destekler, teşvikler var? Nasıl yararlanabilir KOBİ'ler? Şimdi KOBİ'lerimiz için biliyorsunuz hükümetimizin açıkladığı 6 bölge teşviği var. 1. 2. 3. 4. ve 5. ve 6. bölge teşvikleri. Son derece güzel. KOBİ'lerimiz için önünü açan, finansman kaynakları yaratan, biliyorsunuz kullandığınız kredinde 7 puanla devlet veriyor bu arada. Bu tür avantajları olan bir teşvik. Ama teşvik uygulamasında bazı yanlışlıklar var. Eğer mesela 6. bölgede özellikle pamuk bölgesidir biliyorsunuz. Yüzlerce iplik fabrikası var. Ve arz fazlası veriyorlar bunlar. Siz yeni bir iplik fabrikasına teşvik verdiğiniz zaman eski iplik fabrikalarının durumunu düşünün. Yani %20 daha avantajlı mal üreten, zaten karlılıklar en alt seviyelerde. Daha avantajlı üreten bir firmayla eskiden üreten bir firmanın rekabet etme şansı var mıdır? Mecburen oradaki firmalar kapanmak zorunda kalıyorlar. Ve oradaki istihdamda öbür tarafa kayarak istihdam yarattığımızı düşünüyoruz. Onun için özellikle arz fazlası olan ürünlerde teşviğin uygulanmaması lazım. Ha, üretim yapabilirler, yeni ürün, yeni fabrikalar açabilirler ama özellikle teşvik uygulamasında bunun son derece yanlış olduğunu görüyoruz şu anda. Çünkü teşvik uygulamaya geçti ve eski firmalar, eski üreticiler son derece sıkıntılılar bu konuda. Dediniz ki Türkiye'de ortaklık yürümüyor, zor oluyor, küçük olsun benim olsun deniyor. Ama bu da bir yerden sonra herhalde kırılacak. Biraz daha yine büyük ölçekli KOBİ'ler için fırsatlar olduğunu az önce Cem Bey de söyledi. Ben şunu sormak istiyorum size. İTO bünyesinde olabilir ya da sizin kendi sektörünüzde yabancı ilgisi ne düzeyde? Çünkü biz dışarıya açılırken uzunca bir dönem, şu an belki konjonktür ona el vermiyor ama Türk şirketlerine de çok ilgi vardı bölgede faaliyet göstermek adına. Satın alma, ortaklıklar tarafında KOBİ'ler için fırsat görüyor musunuz peki? Evet, şu anda ülkemizdeki gelişmeye müsait KOBİ'lere inanılmaz derecede bir yatırım ve ortaklık teklifleri var. Ama daha önceden yapılmış olan ortaklıklardaki kötü hayaller özellikle fonların ülkemizdeki yatırımlara bakış açısını değiştirdi. Eskiden çok kolay bir şekilde fonlar ortak olurken şu anda çok inceleyip sık dokuyorlar. Bu da süreç olarak çok uzadığı için özellikle KOBİ'lerimizi
algılamaz yönünde sıkıntıya düşürüyor. Veysi Bey, az önce biz bu sabah konuştuk. Bu hafta sonu G20 toplantıları vardı biliyorsunuz. 1 Aralık'tan itibaren bir yıl boyunca ülkemizde. G20 zirvesine Türkiye ev sahipliği yapacak dönem başkanı olarak. Ve önümüzdeki yılın ajandasında burada düzenlenecek zirvede konu başlıklarından bir tanesinde KOBİ'ler olduğunu ben öğrendim. Ne kapsamda ele alacaklar bilmiyorum ama Türkiye ekonomisinin atar damarı, en canlı damarı olarak KOBİ'leri herkes telaffuz ediyor. Herhalde bu bahsettiğimiz sıkıntılardan, ben programa başladığımdan beri hep sıkıntılardan konuşuyoruz. Çözüm önerilerini söylüyoruz ama bir noktada hükümetin de buna el atması gerektiğini görüyoruz. Sizin bu noktada bilginiz var mı? Ne tür çalışmalar yapacaklar ya da İTO olarak bunun içerisinde yer alacak mısınız? Çünkü bunun bir sivil toplum kuruluş ayağı da olacak benim bildiğim kadarıyla. Evet, zaten İbrahim Başkanımız da şu anda G20 toplantısında Sayın Başbakanımızla beraber. Tabii konu başlığını bilmiyorum, ne tür bir açılım olacağını, detaylarını şu anda bilmiyorum ben. Ama başkanı olacağımızı biliyorum G20 zirvesinde Türkiye'nin. KOBİ'leri ele alıyor olmaları önemli. Elbette çok önemli. Şimdi Hande Hanım, tabii biz burada KOBİ'lerin genel sıkıntılarını anlatıyoruz ama biliyorsunuz ülkemizin yeraltı kaynakları yok. Bu girişimcilerimizin sayesinde inanılmaz bir ekonomik büyüklük yakaladık. Ve bunun daha da büyümesi için mücadele ediyoruz. Yoksa bu standart KOBİ'lerimizle mevcut sistemi yürütebiliriz. Ama dediğim gibi şu 10 bin dolar sarmalından çıkıp kişi başı 25 bin dolar sarmalına girebilmemiz için gerçekten katma değerli ürün üretmemiz gerektiğini herkes söylüyor. Ama bunları üretirken yapmamız gerekenler var. Yani hükümet kendi üzerine düşenlerin bir kısmını yaptı. Artık dediğim gibi bizim abilerimizin, yani büyük sanayi kuruluşlarımızın üzerine düşen çok önemli görevler var. Bunları artık üstlenmeleri lazım. Ellerini altı taşın altına koymaları lazım. Şimdi biz kendilerinden dediğim gibi inovatif ve teknoloji altyapısı almak istiyoruz. Bunlarla biz de büyümek istiyoruz. Tabii acayip hevesimiz ve bu konuda şeyimiz var, mücadelemiz var. Ama maalesef bu teknolojiyi alamayınca ve uyarlayamayınca, bu büyük firmalarımızda bu konuda çok hevesi olmayınca bunlar bizi üzüyor gerçekten. Onun için onlardan şu anda rica ediyoruz. Bizim abilerimizin bizi, önümüzü ve kulvarımızı açmasını istiyoruz. Teknoloji altyapılarını oluşturmaları ve bunların bizim tüm şirketlerin veya sanayi kuruluşlarında adaptasyonunu rica ediyoruz kendilerine. Çünkü onlar bizim abilerimiz. Bunu yapanlar da vardır herhalde diye düşünüyorum. Türk şirketleri içerisinde çok güçlü kuruluşlarımız var. KOBİ'lere yol gösteren ve onları peşinden sürükleyen. Mutlaka. Bunların sayısının artmasını o zaman temel edelim, değil mi? Hani şunu söylüyorsunuz aslında, doğru. Şimdi otomotiv sanayi var. Otomobil yan sanayinin üreticileri var. Tamam, evet. Kabul ediyorum bunları. Yani yan sanayine değil, şunu söylemek istiyorum aslında. Biz artık bu icadı benim ülkemin bir firması yaptı, benim ülkemin sanayi kuruluşu yaptı. Bakın artık bu büyük sanayi kuruluşlarının maddiyatla ilgili bir sıkıntıları yok. Yani para kazanmayla da ilgili bir sıkıntıları yok. Bunlar artık ülkeye kalıcı bir eser bırakmaları lazım. Yarın öbür gün demeleri lazım ki bak dünya, Türkiye, ülkemiz, bak biz dünya için şunu ürettik, bunu da biz icat ettik demeleri lazım. Onun için ben özellikle kendinden rica ediyorum bu konuda araştırma ve geliştirmelerine önem vermeli. Bu tür destekleri de çok, yani aşırıma getirme değil son zamanlarda moda olan kelimeyle. Arakla getir. Arakla getirle değil. Artık gerçekten araştırarak, gerçekten geliştirerek yeni bir inovatif ürün benim icadımdır demeli lazım. Peki arakla getir değil, araştır, geliştir. Bir sonraki programın da konusu olacak. Varsa sorularınızı ve değerlendirmelerinizi hafta boyunca gönderebilirsiniz. Biliyorsunuz KOBİ destek @bloomberg.ht mail adresimiz. Twitter üzerinden bir KOBİ destek hashtag ile aynısını yapabilirsiniz. Aynı zamanda benim Hande Demir olarak kendi adıma LinkedIn'de bir KOBİ destek platformum var. Onu da takip etmenizi temenni ederim diyeyim. Veysi Bey, çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür keyifli ederim. Bir sohbet oldu. Güzel de bitirdik. Arge diyeceğiz. İTO'nun da çalışmalarını memnuniyetle burada her zaman İnşallah. Yer vermek isterim. İTO Meclis üyesi Veysi Cengiz'le birlikteydik. Sevgili Doktor Cem Bülent Ünal'ın da katkılarıyla bugün ihracatta yeni pazarlar konusunu izledik. KOBİ destek her hafta pazartesi günü Bloomberg HT'de biliyorsunuz 12.30 dolaylarında başlıyoruz. Yarım saat boyunca KOBİ'lerimize desteğe çalışıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.